Seyitan abi bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli bir konu çünkü. Zira dün e, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen, her fırsatta terör örgütünün havariliğini yapan, türbünlerinde terör örgütünün o bez parçalarını, o paçavralarını açan Sen Pauli Kulübü, Almanya'nın Sen Pauli Kulübü. Evet. Enver Cenk Şahin'i sadece, sadece Mehmetçi'ye muvaffakiyet dilediği için kadro dışı bıraktı biliyorsun. Evet. Yani ve bu Sen Pauli terör propagandası yapan bir de yalan terör propagandası yapan yani. Hani yalan bilgileri paylaşıp terör propagandası yapan Deniz Naki'yi de biliyorsun göklere çıkarttı. Destek vermiş. Destek verdi. iki sene önce ilk 11'de bütün futbolcular sırtlarında Naki soyadıyla sahaya çıktı. Evet, Bizim futbolcularımız zaten bunu kabul etmedi. Şimdi yeni bir vaka daha var. Yeni işte SporX şu anda önümde açık. Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Barış Pınarı Harekatı paylaşımları İtalyanları rahatsız etmiş. Şimdi İtalyanları Senatör Calderoli Milliyetçilik yapmak istiyorlarsa sözleşmelerini feshedin. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Hmm. Erdoğan'ın balkon altında alkış tutsunlar diye aşağılıkça bir aşağılıkça bir açıklama yapmış. Bu en çok işte bu insan hakları havarileri, demokrasi havarileri biliyorsun Avrupalılar, Batı. Ama en çok vukuatın çıktığı yerlerde oralar. Daha iki gün önce Almanya'da bir tane neonatisi elinde silahla sinagogu basmaya çalıştı. içeri giremedi. Ondan sonra yoldan geçen bir kadını öldürdü. Ondan sonra bir Türk dönercisine girdi. Oradaki bir Alman'ı öldürdü. Yani ırkçılığın ve faşizmin merkez üssü şu anda biliyorsun. Batı Avrupa. Yani, evet. yani aşırı sağ, aşırı derecede yükseliyor şu anda. Hı hı. ve burada milliyetçilik yapmak istiyorlarsa sözleşmelerini feshedin diyen bir tane şarlatan senatör Calderoli Cengiz'in paylaşımı biliyorsun selam veriyor şimdi evet, bayramında ya şimdi küfür edeceğim ben hakikaten ağzımı tutamıyorum şu aralar neyse ya, yok de, kendimizi frenleyelim ne ee, yapmasını bekliyorlar ki ben anlamıyorum yani tabii ki ordusuna milletine destek verecek yani bu futbolcular yani çok müthiş bir dezenformasyon var sosyal medya üzerinde. Özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan. Müthiş yalan bilgi haberler. Var, yani evet. bilgi kirliliği, yalan, yalan dolanan bini bir para. Bir tane işte Amerikan askerlerinin metresi, yosması diyelim. Çer diye bir kadın biliyorsun. Hı hı. Eskiler bilir. Şarkıcı. Şarkıcı. Ermeni asıllıdır. O da çok yalana dayanan. İnanılmaz bir tweet atmış yine. Evet. E, o yüzden arkadaşlar şöyle yapmak gerekiyor. Hangi dilde olursa olsun, yabancı dilde, hangi dilde olursa olsun bu dezenformasyonları yalanlayacak. Bizlerin de aksiyonlarda bulunması gerekiyor şu süreç içerisinde. Çünkü inanılmaz yalanlar dönüyor ortada. Amerika'nın başkanı, tarih bilmez başkanı. Biliyorsunuz zaten en büyük yalancı o. Yani tarihten haberi yok adamın yani. 200 yıldır diyor, e, Kürtlerin doğal düşmanı diyen bir tane en besil. Amerika'yı yönetiyor ki Amerikan halkı da rahatsız bu adamdan. Yani o bunları yapıyor. E, bu troll ordusu ne yapmaz? E onları ise düşün. O yüzden bizlerin de bu noktada, bu hususta çok dikkatli olması gerekiyor. Bizlerin de bu yalanları her fırsatta ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yani e, elektronikle bir savaş da var bu noktada. Hı hı. Sahip çıkacağız ulusumuza, milletimize. Peki. E, önüne düşen haberi vurgulamak istedi Ali Baransel. E, iyi de yaptı. Sonuç olarak bir bilgi düşmüştü. O bilgiyi de paylaşmak istedik izleyicilerimizle ve bir yandan da bilgi kirliliğine dikkat çekmek istedi. E, tekrar saha içine dönerim. Onyi kurya dair bir haberimiz var. Ekrana getirelim. Üzerine konuşacağız. Hoca devre arasını 10 hafta var. Çok 10 hafta içinde bir an önce gelsin diyerekten şu anda zaten transfer çalışmaları da başladı. Galatasaray'ın ilk transferi Herkesi bildiği üzere Lines olur. İkinci transferde bugün foto da e, yaptım haberini. Onyekuru sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşması opsiyonu protokol yapılmıştır. Şu anda çok net olarak ifade ediyorum ben bunu. Onyekuru Kuru ile Galatasaray anlaştı. Monaco ile sezon çok sonuna, önemli. kadar, sezon sonuna kadar kiralık anlaşması yapıldı. Fatih Hoca o yüzden devre arası gelmesini e, bir an önce isteyecektir. Ama kimler gidecektir? Şu anda artık gelenler değil. bu. Yani iki tane transfer olarak görüyorum. Lines ve Onye Kuru şu anda Ocak ayının iki transferi. Birisi savunmanın iki bek tarafında oynayabilen, diğer tarafta da Onye Kuru. Geçen seneki şampiyonlukta, şampiyonlukta çok büyük payı olan e, gol attı. 14 gol, 6 asist, topu taşıyabiliyor işte biraz önce ileri taşıyor. Şu anda mesela Falcao ile beraber geçen seneki Onye Kuru'yu izlersek Onye Kuru Falcao'ya çok gol attırır. O zamana kadar feguli kalıp Fegül'ü düzelmiş olursa çok başka bir Galatasaray olur. O yüzden bu 10 haftalık e, dilimin bir an önce bitmesi için Fatih Hoca şu anda devre arasında iple çekiyor ve son güne de bırakmayacak. Bak bu çok önemli bir şey. Geçen sene ve önceki sene devre arası transferler de dair hep son güne kaldı. Lig başladı olmadı. Şu anda o yüzden diyorum bir Lines, iki Onyekuru. Onyekuru Galatasaray dadır diyebiliyorum çok net bir şekilde. Şimdi Savaş Çorlu'nun bıraktığı yerden devam edelim Evren seninle. Şunu söylüyor Onyekuru gelecek ve paslarıyla e, Falcao'yu destekleyecek. Tek başına Onyekuru'nun yapacağı iş olduğunu düşünmüyorum ben. Onyekuru çok önemli bir kontra atak oyuncusu. Hayır, geçen sene mesela Cagney'i desteklemiş miydi? Paslarıyla. Bence kendi bulduğunu atmıştı ve kendi yıldızlaşmıştı. Hı hı. Kendisi de yıldızlaştı yani ama... Bu arada onun... çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Yani ya, Galatasaray asist da arıyor. Fena değil. Şu anda hatırlamıyorum. Asistayiz de fena değil ama yani e, şu anda Galatasaray'ın sıkıntısı sadece Onyekuru ile çözülecek gibi değil. Geçen senenin orta sahasına baktığımız zaman Endiaya Fernando... İşte Berlando Dövüşüsü gerçekten önemli işler yaptı. Galatasaray göbekten de gitti ve çok gol buldu. Ee, sadece kuru ile Galatasaray'ın şu an oynamış olduğu futbol düzelmez. Ama bence devre arasına kadar Galatasaray mutlaka oynadığı futbolu geliştirecektir. Çok ilginç bir şekilde yani Galatasaray golü attıktan sonra topu rakibine veriyor. Yani bunu e, Konya spor maçında ve Kasımpaşa maçında gördük topa çok az sahip oluyor. Fatih Terim takımları topa sahip olmayı sever. Ona göre bir orta saha kuruldu Galatasaray'da. Alınan oyuncular ayaklarına hakim. Seri gibi tek top oynamayı bilen bir oyuncu. Bana göre şu ana kadar alınan başarısız sonuçlarda mutlaka Fatih Terim'in de payı var. Kadro tercihlerinde. Sezon başında mesela Seri'ye 6 numara oynatma konusunda biraz ısrarcıydı. Burada bir hata var. Son maçta Selçuk'un oynaması gerçekten anlaşılır gibi değil. Yani daha önce de söyledim. Futbol Selçuk'u bırakmış. Yani bunu gördük artık sahada. Mücadele edemiyor. Yaşı itibariyle koşamıyor. attığı paslarda başarılı değil. Zaten çok yan top geri pas yapıyordu. E, futbolcu ter tercihlerinde gerçekten sıkıntı yaşadı Galatasaray. dolayısıyla sadece Onyekuru ile çözülecek bir durum yok. Ama Galatasaray geçen sene ve ondan önceki sene Rodriguez ve Onyekuru'yla e, hızlı hücum etmeye alışmış bir takımdı. Hı hı. Şimdi biraz daha set hücumunu oynamaya çalışıyor. Bunda da başarılı <laughs> olamadı. Bobeli'nin de formsuzluğunun payı var. E, sadece Onyekuru'yla olmaz ama Onyekuru'da Galatasaray'a çok şey katar. Forma şansı da bulamıyor bildiğim kadarıyla şu anda Monaco'da. Evet. Büyük ihtimalle yani bu transferin olmaması için bir sebep yok. Peki Ali, e, son çare Onyekuru mudur? Ya yani şu anda ben, öyle gibi ben e, sosyal medyadan Savaş Çorlu'nun duyurusuyla e, konuya vakıf oldum. Benim bir bilgim yok. Yani transfer süreciyle ilgili nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili şu anda Savaş'la da konuşacağım yayından sonra. E, apar topar girdik çünkü. Onyekuru önemli bir isim. Yani Galatasaray'ın o iki şampiyonunda işte Gary Rodriguez, Onyekuru yani hızlı kanat oyuncuları evet. şampiyon olmuş bir takım Galatasaray. Yani gelen giden hiçbir zaman aratmamıştı. Evet. E, Onyekuru da hani tabiri caizse böyle ayaklarının üzerinde durmuyor. Uçuyor adeta yani. Suda yürüyor yani, uçuyor değil Uçuyor adam yani. Böyle suda yürüyor gibi. Çok güzel söyledin. Böyle Çin filmleri vardır ya böyle şeyler suyun üzerinde tık 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 ağacın <laughs> üzerinde dururlar falan böyle. Yani hafif adam yani çok uçarak güzel. gidiyor çocuk yani. Galatasaray'ın şu anda hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacının olduğu ayan beyan ortada. Bu çok net bir gerçek. Çünkü Galatasaray şu anda e, o geçiş oyunu yapamıyor. Yani kanatlardaki oyuncuları çok ağır. Babel e, şu andaki bulunduğu mevkide isteneni veremedi. Ha çare Onyekuru mudur? Onyekuru Galatasaray'ın evet belki Evren'in de söylediği gibi yüzde hani yüz bütün problemini çözecek bir isim değil. Ama Galatasaray'ın şu anda ihtiyacı olan bir isim. Çok net ihtiyacı var. Onyekuru ya da Onyekuru tarzında bir oyuncuya ihtiyacı var. Yani Onyekuru ülkeyi tanıyor. Takımda şampiyonluk yaşamış. Takım arkadaşlarını tanıyor. Bu futbol iklimini çok iyi bilen bir oyuncu. O yüzden biçilmiş kaftan Galatasaray eğer Onyekuru'yu alabilirse ikinci yarıda ee, bence çok ciddi bir pansuman yapar yarasına. Yarayı kapatır. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Belki Onyekuru ile beraber bir kanat oyuncusu da alabilir, hızlı bir kanat oyuncusu. Bu sefer de işte gidecek kim olacak? E, mesela Babel gidiyor mu şeklinde de Vallahi bir soru işareti şey oluşmaya başladı. Şu anda gidecek başardım. o kadar isim var ki hemen yani Fatih Terim de listesini çok Belhanda, favori olduğunu düşünüyorum. Bel Bel Belhanda, Fegüli. Belhanda'yı göndereceğini zannetmiyorum. Fegüli de olamaz bence. Fatih Hoca'nın Belhanda'ya karşı bir sevgisi var. Ben bunu anlıyorum yani. Onu fark edebiliyorsun yani. Belhanda sistemin önemli bir parçası. Belki Galatasaray taraftarları e, zaman zaman Belhanda ya kızıyorlar ediyorlar ama önemli bir parça sistemi. Şu ana kadar Belhanda Belhanda gibi oynamadı. Ee, ama Belhanda gibi oynamayacağının garantisi yok. Feguli evet formsuz. Ben Fegouli'nin de göndereceğini zannetmiyorum. Geçen seneki şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden bir tanesi Fegouli. Evet. Feguli yaz döneminde Afrika Uluslar Kupası görüldü. oynadı. O sıcakta, o sıcakta Afrika Uluslar Kupası oynadılar. Erken başladı idmanlara. Erken başladı. Yani şu anda daha çocuk form tutamadı. Şu anda Feguli'nin üzerine gidilmesi çok büyük bence e, yanlış olur. Hak etmiyor yani şu anda Fegüli'yi. Şampiyon da oldular Afrika'da. Yavaş yavaş o formunu bulacaktır. Geç olabilir ama güç olmasın diyelim Hani Galatasaraylılar için. Fegüli ee, ikinci araya bomba gibi girerse Fegüli'yi de kimse tutamaz. Çünkü Fegüli gerçekten e, ben Galatasaray'a geldiğinde de işte o İspanya kariyerinden Hı -hı. de çok iyi tanıdığımız bir oyuncu. Hakikaten çok iyi futbolcu. Bunun ne kadar iyi bir oyuncu olduğunda geçen senin son haftalarında çok net bir şekilde gösterdi. Peki işte yani Onyekuru gelirse kimi kesecek? yani oynaması yani, oynaması için gelecek demektir. E, e tabii oynaması için gelecek ama o e, denklemi Fatih Hoca çözecektir. Şimdi biz hani şurada bir isim vermek ben istemiyorum açıkçası. Şu kesilir, bu kesilir diyor. O biraz yanlış olur. E, ben genelde o tip şeylerden kaçınıyorum ama Fatih Hoca o denklem içerisindeki en iyi kadroyu da sürecektir. Yani ama Onyekuru tarzında bir oyuncuya ihtiyacı var. Onyekuru olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bazı oyuncuların kötü oynamaya hakkı vardır. Bunların en başında da bence Galatasaray'la Belhanda'da. Belhanda'yla feguli geliyor. Bu iki oyuncunun gerçekten Galatasaray'da kredisi var. Tabii ki ilk dönem ilk yarıda bütün ilk yarı boyunca böyle oynarlarsa tabii ki mutlaka gönderilmeleri söz konusu olabilir. Ama Ali'nin söylediği gibi uluslararası bir organizasyonda oynuyorsunuz, yazın dinlenemiyorsunuz vesaire. Geliyorsunuz burada dinlenmeden neredeyse lige başlıyorsunuz. Fegül de toparlayacaktır. Belhanda da toparlayacaktır. Kaldı ki zaten sadece bu iki oyuncu üzerinden de Galatasaray'ın kötü futbolunu bu iki oyuncağı yıkmaya e, yıkmak doğru değil diye düşünüyorum Tabii ben ki. nasıl Falcao'yu yıkamazsınız kötü oyunu sebebini topu ileri taşıyamıyorsunuz ortası Her saat... şeyden önemlisi Marquinhos'unda ama var yani bu sezon çok da iyiydi baktığımız zaman bu ikili ama bu sezon o e, beklenen seviyeye henüz gelemedi. Evet çok basit top hataları yapıyorlar, hamle hataları yapıyorlar. Denizli spor maçında mesela Mark gördüğü kırmızı kartı iki tane sarı kart, ikisi de hamle hatası. Herhalde ben görmezdim onu yerinde oynasam. O derece yani. Çünkü e, orta sahada, orta sahada rakibinize sert faulden ikinci sarıyı görüp kırmızı kart görüyorsunuz. Yani çok önemli hamle hataları var, çok önemli pas hataları var. Bu oyuncular form tutmadı. Galatasaray'ın tüm kadrosu şu anda beklenenin çok altında. Mariano, Nagatomo, bir de şu var. Galatasaraylı oyuncular bence maç seçiyor. Yani Paris Saint-Germain maçında ortaya koydukları futbol, ortaya koydukları mücadelenin yarısı Gençlerbirliği'nin karşıladığı maç. Ya ona evren maç seçmek değil de işte zaman zaman aslında o maç seçme tabiri biraz bence borda deviasyonu. evet. E, çünkü bunu biz Beşiktaş'ta da gördük. Mesela Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçında bir çıkıyor Beşiktaş mesela Şampiyonlar Ligi maçında işte o mesela namalup e, grubu bitirdiği zaman şampiyon bambaşka bir Beşiktaş. O sene şampiyon olamadı. Beşiktaş. Olamadı ya evet. Olamadı. Ondan sonra bambaşka Olamadı. bir Beşiktaş. E, ligde bakıyorsun bambaşka bir Beşiktaş. Bambaşka bir Kvaraçma, Kvaraçma gibi Kvaraçma. Ligde yine Beşiktaş taraftarını delirten, abuk sabuk kartlar zorlanan. gören. Topla sürekli oynayan bir Kvaraçma. Yani oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı bir motivasyonda da çıktığı kesin. Bu işte Avrupa Şampiyonası finallerinde de Dünya Kupası finallerinde de böyle oluyor yani. Hı hı. Dünya Kupası finallerinde gol kralı olan birçok oyuncu liglerinde biliyorsun yani ya da futbol kariyerleri çok basat, Yani çok basattı yani. Evet, konsantrasyon çok önemli. Son dönemlerde hani şimdi kim diyecekler işte mesela ben Evren mesela hani İtalya evet önemli bir oyuncuydu ama asıl Skillachi'yi biz Dünya Kupası'nda tanıdık. Ya yani Oleg Salenko 5 gol attı biliyorsun bir maçta evet. Sovyetler Rusya formasıyla. Işte. O zaman bağımsız devletler toplu olarak katılmışlardı. Türkiye'ye de geldi biliyorsun İstanbul İstanbulspor'da. Yani Salenko yani hani. Evet, Salenko. Ya da onun gibi çok çok var öyle oyuncu anlatabilir miyim böyle? Hani çünkü o ekstra bir motivasyon ya. Yani doping gibi bir şey, doğal doping gibi bir şey. O yüzden ben Galatasaray mesela Paris Saint-Germain karşısında oynadığı oyunu da buna bağlıyorum aslında. Çünkü futbolcular bitirene çünkü Avrupalı oradaki yabancı oyuncular yani bütün dünya seni seyrediyor. Ama bir transfer yapar bir şey yapar. Var. Gençler böyle şey, öyle oluyor.